Ve seyirciler, zamanın ruhu ile yeniden karşınızdayız. Eğer yeni açmış olan seyircilerimiz varsa konuklarımı tekrar etmiş olayım. Sayın Hüsamettin Cindoruk, CHP Parti Meclis Üyesi ve Avukat Sera Kadıgil, AKAM Başkanı Kemal Özkiraz. Kemal Özkiraz'da kalmış idik. Tam onun sözünü kesmiş idim aslında bir şekilde. Bu KHK'larla atılan çok sayıda insanın durumunu, haklı mı atıldılar, haksız mı atıldılar diye siz sormuştunuz, anketlerinizde vardı. Demiştiniz ki Ekim ayında, yani Temmuz ayında darbe oldu, ondan işte birkaç ay sonra insanların çoğu, %70'i falan büyük ölçüde haklı diyorlardı veya hemen hemen hepsi haklı diyorlardı. Şimdi hepsi haklı diyenler %20'nin altına inmiş. Çok muazzam bir düşüş. Yani insanlar büyük haksızlıklar var demeye getiriyor bu sizin anketten anladığım. Ama sadece böyle dalga dalga gelen o 20 küsür tane KHK ile atılmıyor galiba insanlar. Tabii. KHK o buzdağının görünen yüzü. 100 bin kişi gerçi o da yani. 100-110 bin civarında ama KHK haricinde lisans iptal edilen öğretmenler var bildiğim kadarıyla 30 binin üzerinde. Sözleşmeleri feshedilen güvenlikçiler var. Lisanslar iptal edilen özel güvenlikçiler var. Özel şirketlerden güvenlik soruşturmasıyla atılmış insanlar var. Var da var yani. Kamudan galiba gene hakim. Kamudan ve kamunun taşeronlarından. Yani KHK ile atılanlar sadece direkt kamuda çalışan insanlar. Yani 657'ye öğretmenler vesaire. Tabi gibi. Öğretmenler de aslında birçoğu KHK ile değil, lisansları iptal edilerek onlar ne kadar? Hiç öyle bir şey var mı? 30 bin civarı galiba Milli Eğitim Bakanlığı'ndan atılan, Sağlık Bakanlığı'ndan atılan çok sayıda insan var. Aile hekimliği lisansları iptal edilen insanlar var çok sayıda. Peki Bunların hepsi KHK'lar tamam haricindeki 400, atılanların toplamı 400 binin konusu. üzerinde olduğu konuşuluyor. Çok büyük bir 400 binin rakam değil mi? üzerinde Bunun bir olduğu ölçümü konuşuluyor. galiba yok ama. Yani ölçümlemesi yok çünkü hani ben 3-4 puan en kötü AKP'ye zarar ettirdiğini düşünüyorum bunu. Çünkü dediğim gibi hemen hepsi AKP'ye oy veren, AKP zamanında işe alınmış insanlardı. Bir ölçümlememiz yok çünkü insanlar hala korkuyor. Bir de şey var, açığa alınmış ama henüz soruşturması bitmemiş. Bir türlü iade edilmeyen ama bir türlü de atılmayan insanlar da var. Bunlarla birlikte Sera Hanım'ın söylediği galiba 600 binlerde bir rakam hesaplanıyor Öyle mi? toplamda. Öyle bir telaffuz dönüyor, evet. Şimdi en basitinden aile hesabı yaptığınız zaman zaten Türkiye'de 50 milyon seçmen var. Aile hesabı yaptığınız zaman 2 milyon yapar. Bu da %4'tür zaten. Ama anketlerde bunu söylüyorlar mı? Söylemiyorlar. Tercihlerini birçoğu söylemiyor. Çünkü hala işe iade ümidi olanlar var. Bir de bunun haricinde atılma korkusu yaşayan milyonlar var. Yani şu anda kamuda çalışıp da ya bana bir şey olmaz diyen hiç kimse yok. KHK yayınlandığı zaman internet siteleri çöküyor. İsmim var mı diye. 5 milyon kişi bir anda giriş yapıyor. Herkes giriş yapıyor. Benim ismim orada var mı acaba diye. Adamın kendinden hiç şüphesi yok. Yani herhangi bir suça karışmamış. Ama hükümetten çok şüphesi var. Çünkü bu işleri şöyle yapıyorlar. Bakın ben söyleyeyim. Benim ofisim mühürlendi bir dernekle karıştırılarak. Hala da mühürlü. İki kere açtılar, iki kere mühürlediler. İsim benzerliğinden oldu galiba, değil mi? Öyle bir. Öyle de değil aslında. Çok saçma sapan bir şey. Bir derneği ararlarken beni aradılar. Ben de o derneğin yönetimindeyim. Ya dernek binasını bulamıyoruz dediler. Ben dedim ki bir hafta önce yıkıldı. Dernek başkanına tebligat yapmamız lazım dediler. Dedim ki ya dernek başkanı 90 yaşında bir adam. Yani bir amcamız. 10 yıl önce kurduğumuz bir dernek. Dediler tebligatı nereye yapalım? Benim ofise yapın dedim. Gelip ofisi mühürlediler. Derneği bulamadık diye. Yani Allah'tan evi söylememişim. Ofis mühürlü hala. Ve bunu şöyle yaptıklarını biliyorum. İşte diyorlar ki isminde aktif geçen yerlerin listesini çıkart. Bir tane uzman yardımcısına veriyorlar görevi. Şimdi bizim derneğimiz de Aktif Toplum ve Alternatif Gelecek Derneği. Son derece sosyalist bir dernek. Herkes tanıyor. İşte yeni anayasa çalışmaları yapan falan bir dernek. Derneğin profilini zaten çıkarsak Kurulması kabahat olan. insanlar gülmekten ölür yani.
FETÖ'yle nasıl ilişkilendirilmiş falan diye. Ama ismi aktif diye, isminde aktif geçiyor diye. Ha. İşte uzman yardımcısı internete giriyor, Google'a bakıyor. Aktif yazıyor, dernek yazıyor, STK yazıyor. İsmi aktif geçenlerin hepsini kapatıyor. Yani öyle elimdeymişken. Tabii öyle bir çalışma tarzları var. İnsanların atılması da öyle aslında. Diyor ki işte bak bankasında hesabı var mı? Adam ev sahibine kiraya atılmış. Atılıyor. Ve yani yarım milyon insandan bahsediyoruz. Tabii ki. Sonra o kadar da acımasız davranıyorlar ki işte dilekçe veriyorsun, gülüyorlar. Yani bana dernekler müdürü diyor ki ya ben şirketim kardeşim, buradan vergi ödüyorum. Bütün işletme defterlerim var, faturalarım var, kontratım var. Stopajını ödüyorum. Dernek diye bir şirket kapatılır mı canım? Stopajını ödüyorum. Adam bana diyor ki ya Kemal'cim artık böyle kapanmış burası. Ne yapalım? Hani tanıyor da önceden. Yani hiç ilgimiz olmadığını da biliyor. Ne yapacağız abi bunu? Adam diyor ki ya diyor bir şey yapalım. Kendi aramızda diyor bir yazı yazalım. Burayı ortak kullanıyoruz de bari bu dernekle. En azından giriş kapısını açayım, içerideki malzemelerini al dedi bana. Öyle yaptık. Açtırabilmek için. İki odası mühürlü, iki odası açık. Yani böyle saçma sapan bir şey. Hep de bunu yapıyorlar. Bu KHK'lı atılanlarda da yani özen seviyesi bu, itinan seviyesi bu. Hı hı. Onu anlatmak için söyledim. Çok etkileyecektir. Özellikle dediğim gibi en önemli kısmı bence bu atılanlardan ziyade onlar, çünkü artık ayrı oy verecektir bariz şekilde onların aileleri. Fakat henüz atılmamışlar ve atılma korkusu yaşayanlar var. Yani bütün kamu çalışanlarının tamamı. İnsanlar biz sorduğumuz zaman ankette %80'den fazla evet diyor kamu çalışanları. Evet vereceğim diyor. Çünkü söyleyemiyor hayır vereceğini. Geri kalan da kararsız zaten. Yani evet vereceğini söyleyen neredeyse kamu çalışanı yok. Hayır vereceğini söyleyen bütün kamu çalışanları evet verecek. Hepsi evet vereceğini söylüyor ama hani anket bitiyor falan, artık güveniyorsa sana, sohbet etmeye başlıyorsun. Adamın eleştirileri o kadar yüksek dozda ki bizden beter, bari hayır verecek belli. Ama söyleyemiyor. Çünkü İnsanlar da şu var ya, ben de işten atılır mıyım? Hani bunu söylersem acaba bu anketör gider birine söyler mi? Bu anketler kimin eline gidecek? Onu bilmiyor. Evet diyor ama makul olan nedir? Benim beni işten atmasından korktuğum bir yönetim varsa, bir rejim varsa, ben onun daha çok güçleneceği şekilde bir oy kullanmam değil mi? Makul olan budur. Ona zarar verecek, onu geriletecek oy kullanırım. Muhtemelen anketlerde evet diyorlar ama sandığa gittikleri zaman bu insanlar hayır verecek. Şimdi çıktığı zaman seviniyoruz ama bazı anketlerde 51, 52, 53'ler konuşuluyor. Ben niye seviniyorum? Şurada 15 gün öncesine kadar hayır çıkacağını söyleyen tek şirket bendim. Ve farklı hayır çıkacağını söyleyen hala da söylüyorum. Yani iddiamı da ortaya koyuyorum. Bir daha yapmayacağım bu işi evet çıkarsa diyorum. Bu kadar iddialıyım. Öbür anketler çıktığı zaman %50'nin üzerinde hayır çıkan anketleri gördüğüm zaman seviniyorum ama onların doğru olduğunu düşündüğümden değil. En azından benim bulunduğum noktaya gelmeye başladıklarını gördüğüm için seviniyorum. Biz bunu 7 Haziran seçimlerinden önce de yaşadık. Mart ayında çıkacak bütün rakamları söyledik. Sonra da hep o sabitle gitti zaten. Mart ayında AKP %50, CHP %20, HDP %5 diyenlerin hepsi Haziran ayında bizim dediğimiz noktaya geldi. Hani Nasrettin Hoca'nın saz çalma hikayesi gibi. Yani bizim tuttuğumuz yeri arıyorlar. 7 Haziran'da AKM'ın çok net noktası noktasına yakaladığını. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aynısı oldu. 68-70'lerden başladılar. Hani bir iki önceki Cumhurbaşkanlığı halk seçsin mi referandumundaki rakamlardan başladılar 67'lerden. Sonra geldiler işte bizim haricimizde. Gene 54'lere yaklaştılar. 54'le ilk turda seçilecek dediler. Biz 52 ile seçileceğini söylemiştik. Ama burada gördüğüm kadarıyla hakikaten çok sayıda işten atılma şu anda evetin önünde en önemli engellerden biri olarak duruyor. Galiba sizin anketinde gösterdiği biraz öyle. Evet, en önemli engellerden birisi bu ama en önemlisi bu değil. En önemlisi AKP'deki kibir bence. İnsanları çok tepeden bakmaya ve sürekli emir vermeye başladılar ki ya öyle bir nokta var ki AK Partili olduğunu net bildiğim arkadaşlarımla WhatsApp'tan yazışıyorum. AKP ile ilgili bir şaka yaptığım zaman oğlum başımızı belaya sokacaksın diyorlar. Bu kadar korkuyorlar. AKP bu kadar korkuyorlar ama gene
savunuyorlar veya evet oy vereceklerini söylüyorlar. Bunların sandıkta mutlaka bir karşılığı olacak. Anladım. Bunun görünmeyen bir yüzü de affedersiniz Cüneyt abi, taşeron var aslında. Yani KHK ile atılmıyor ancak çok fazla insan taşeron çalıştırıldığı için 15 yılda bütün iş hukukunu da mahvettiler biliyorsunuz. Taşeron çalıştırılan işçilerle ilgili hiçbir verimiz bile yok elimizde. Çünkü insancıkları zaten alıyorlar belirli süreli adı altında iş sözleşmesiyle aynı işi yapan iki kişi. Biri alıyor 3000 lira, biri alıyor asgari ücret ve bunları bir imzayla bir liste halinde toplu olarak işten çıkartılan çok fazla taşeron işçi var. Bilmiyoruz bile sayısını. Bunları şimdi bir de ülkücü seçmen üzerinde kullanmaya çalışıyorlar. Sizi iş alacağız diye. Hani bunları iş atıcı işten atıyoruz ama sizi alacağız diye. Mesela bir hafta kadar önce bir eski bakanımızla Reşat Doğru'yla konuştum. Hemşeriyiz, tokatlıyız ikimiz de. Bir de benim çocukluğumu bilir. Onun çalıştığı yerde ben staj yapıyordum lisedeyken. Kurum doktor olduğu yerde. Şey dedi, Tokat'ta il özel idareye mesela 10 kişi alınmış sözleşmeli. 2 tanesini MHP il başkanına sen ver demişler. MHP il başkanı onunla övünüyor. 3-5 kadro için ülkücü, rejimi değiştireceklerse evet, onlara ülkücü denmez. 2 tane ülkücü zaten oraya soktuk diye övünüyor. Yani bu atılanları da bir şekilde yerlerini kendilerine tırnak içinde asker yapabilecekler adamları doldurma peşindeler. İstiyorlar diyorsunuz. Şimdi başka bir konu daha var. Onu Serra Kadıgil sana sormak istiyorum ama önce dinleyelim. Sayın Erdoğan bir konuşma yaptı. Dedi ki burada meclisi feshetme yetkisi var diyorlar anayasada. Nerede varmış o yetki diye sordu. Onu kendisinin sesi varsa bu yarın haber.net bu konuşmayı ve cevabını da bir arada vermiş. Ama bunun cevabı ayrıca isteyeceğim. Bir izleyelim. Cumhurbaşkanının meclisi feshi yetkisi yok. Meclisi feshedecek diyor. Yok böyle bir yetki. Nerede var gösterin bunu diyoruz onlara. Yok. Parlamentoyu feshedecek diyor. Yahu yalan söyleme, dürüst ol. Cumhurbaşkanının meclisi feshi yetkisi yok. Bazı ukalalarını da sosyal medyaya servis etmişler. Onlar da aynı şeyi söylüyor. Meclisi feshedecek diyor. Yok böyle bir yetki. Ya yalan söyleme be. Ya yalan söyleme be. Yalan söyleme be. Evet. Öyle diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yalan söyleme be diyor ama kendi bastıkları şeyde de meclisi feshi yetkisi diye anlatılıyor. Bir şey yapabildin mi? İşte burada yani inceleyebildin mi bu konuyu Seray? İncelemeye yani gerek yok ki. Çıktığı gün okuduk zaten. Bir kere şu tasarıyı oku. Yani herkes görebilir. Sayın Cumhurbaşkanı'na da açıp biri göstersin. Tasarının 11. maddesi. Onun içine girsinler. Anayasanın 116. maddesini değiştiriyor. Şöyle bir hataya düşüyorlar aslında. Şimdi 16 tane madde var ya, 18 madde göstermelik. Bununla 80 tane anayasa maddesi değişiyor. Sadece bir 16 madde var orada, 61 maddeyi birden değiştiriyor. Ve hani böyle konuşuyorlar, belki kendi gözlerinden dahi kaçmış. Şöyle bir madde arıyorlarsa o yok. Cumhurbaşkanı meclisi feshedebilir. Bu cümle burada yazmıyor. Ama bunun altında bu 11. maddede açık açık diyor ki Cumhurbaşkanı'nın seçimlere yenilenmesine karar vermesi halinde. Cumhurbaşkanı bu yetkiyi tek başına kullanabiliyor. Cumhurbaşkanı bu yetkiyi kullanırken herhangi bir gerekçe göstermek zorunda değil. Yani Cumhurbaşkanı canı istediği anda buradan evet çıkarsa ben seçimleri yeniliyorum arkadaşlar, dağılın olaysız diyebilir. Bunun adı fesih yetkisidir. Bunu bu şekilde teklifte fesih yetkisi vardır diye yazmasını bekliyorlarsa o yok. Bunun olmaması sebebi de bu arada. Diğer bütün maddelerde aynı şey var. Yasama yürütme yargının birleşmesinde aynı şey var. Yargının siyasallaşmasında aynı şey var. Bütçe yetkisine çökülmesinde aynı şey var. Meclisin yetkisizleştirilmesinde, denetim yollarının kapatılmasında aynı şey var. Bu cümleler böyle yazmıyor. Yani bütün akıllarını, fikirlerini, zekalarını, çabalarını nasıl bunları gizli gizli saklarız madde aralarına diye kullandıkları için Sayın Cumhurbaşkanı'nın dahi gözünden kaçmış. Ama Sayın Cumhurbaşkanı herhalde AKP'nin kitapçığını, broşürünü okumamış. Çünkü tarafsız, millet anlamaz diye belki o karmaşık dilden AKP'liler kendisi aynen şöyle yazmışlar. 18 demiş madde. Cumhurbaşkanı veya meclis birbirlerini feshedebilir mi? Tabii meclis Cumhurbaşkanı'nı falan feshettiği yok. Fesih yetkisi demiş kendisi. Yeni sistemde seçimlerin karşılıklı olarak yenilenmesi yoluyla
gerçekleşebilecektir. Cumhurbaşkanı da dilediği zaman bu yetkiyi tek başına tek kullanabilir. Başına, kendi broşürlerinde yani, de yazmışlar. Broşürde de fesih diye bizzat kullanıyor. Cüneyt Bey şöyle bir şey yapıyorlar. Ben AKP'ye iş yapan firmalarda anketörlüğe başladım. Biliyorum tarzını. Bir şey yaptıkları zaman onun bir anketini yaptırıyorlar. Mesela zaten bu laf arasında konuşurken kendileri de başkanlık sistemi diye söylüyor ama bir gazeteci başkanlık sistemi diye sorduğu zaman fırça atıyorlar. Hayır, cumhurbaşkanlığı sistemi diyorlar. Anket yaptırıyorlar. İnsanlar neyden rahatsızsa onun aslında orada olmadığını anlatıyorlar. Halbuki bakın şimdi baktım. Bu madde 11. madde 29 Aralık'ta kabul edilmiş. 29 Aralık günü saat 14 itibariyle bütün yandaş sitelerde Cumhurbaşkanı'nın fesih yetkisi TBMM'de kabul edildi diye verilmiş. Hemen girsin insanlar Google'a baksın. Alt alta yüzlerce sitede Yeni Şafak'ın sitesi dahil hepsinde bu manşetle verilmiş bu iş. Şimdi anketini yaptılar. İnsanların bundan rahatsız olduğunu gördüler. Bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Başkanı mesela Cumhurbaşkanı kararname çıkarma yetkisini. Diyorlar ki ya, bu kardeşim Esed formülü galiba. Bu sefer de diyor ki tabii aynı şey. Bu sefer diyor ki ya Cumhurbaşkanı'nın kararname yetkisini gözünüzde büyütmeyin. Cumhurbaşkanı o hal durumunda kararname yayınlayabilir. Bu kararnameler de mecliste karşılık gelen bir kanun çıkartılırsa zaten geçersiz olacak. Peki o hali Cumhurbaşkanı tek başına ilan edebiliyor mu? Ediyor. Mecliste oylanmasına gerek yok. O hali ilan ettim, sonra da kararnameyle yönettim. Yani biz ne diyoruz? Biz de aynısını söylüyoruz. Bu var diyoruz. Ama yok. Bunu anketini yaptırıyorlar. İnsanlar bundan rahatsız. Bunu değiştiriyorlar. Anladım. Bunu başka bir türlü anlatmaya çalışıyorlar. Bir de şöyle bir şey de var aslında. Bana kimse gösteremedi, göstersin, hani anlatsın diyorlar. Bunu çok sık kullanıyorlar. Biz de diyoruz ki tamam, evet anlatalım. Hani tartışma programlarının saçmalığı dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Ben gülmekten bir hal oluyorum ana akım medyanın tartışma programlarına. Karşılıklı konuşmayı kaldırdılar. Sunucu AKP'li oluyor, CHP'liye soru soruyor. AKP'li oturunca CHP'li oluyor, AKP'liye soru soruyor. Karşı karşıya gelemiyoruz. Buyursun Sayın Bakın Kılıçdaroğlu açıkladı. İstediğiniz kanalda, istediğiniz gazetecilerin eşliğinde bir araya gelelim, tartışalım maddeleri, göster bana diyor, gösterelim, karşı karşıya gelelim. Gelin diyoruz, gelmiyorsunuz. Gösterelim diyoruz, görmüyorsunuz. Ondan sonra... Zaten şeyi de yasakladılar bildiğim kadarıyla. AKP'li milletvekillerinin... Tabii canım, MYK'larında karar almışlar. Karşıt görüşteki muhalif milletvekilleriyle programlara çıkmalarını da yasakladılar. Geçenlerde bir yabancı yayına Sayın Mehmet Şimşek demiş ki mesela Halk TV beni çağırırsa serbestçe konuşabileceksem çıkarım. Niye çıkmayayım? Onlarla da anlatırım demiş. Ben de buradan çağırmış olayım Sayın Mehmet Şimşek'i. Efendim gelsin burada kendisine serbestçe istediği gibi konuşabilecek. Ben kendisini çağırıyorum. Bakalım gelip burada konuşacak mı? Ve çok merak ediyorum. Herhangi bir kademesinden, yani illa genel başkan olmasına gerek yok. Parti meclis üyesi olmasına da gerek yok. Vekil olmasına, gençlik kolu başkanımızı alsınlar. Emin olun bütün gerekli cevapları kendisine verecek donanımda. Piyasaların az yani. Çok güvendiği bir tane bakan var, onu da siz yiyeceksiniz. Yani öyle bir şey yapmak istemem. Gelirse gider zaten. ama gelir mi bilmem. Gelmesini çok isterim bu arada. Ben de hakikaten önemli sorularım var. Sormakta tabii seyircilerimin bilgilenmesi amacıyla arzu ediyorum. Yani ve normal bir ülkede aslında siyasetçiler böyle programlara katılmayı çok ister. Aslında normal ülkelerde muhalif liderlerle muvafık liderler, iktidar liderleri karşılıklı konuşmadan herhangi bir seçimin olabileceğini düşünmek abes ama burada öyle. Sayın Cindoruk, aslında tam bu noktada bu meclisin fesih meselesi sizi özel olarak ilgilendiriyor. Çünkü siz yani iki bakımdan birçok darbelerle karşılaşmış ve meclisin ne yazık ki bir şekilde vesayet altına, son zamanlarda öyle deniliyor ya, o vesayet lafını da pek sevmiyorum ama yani neredeyse bir junta altına alındığı zamanları, hatta kapatıldığı zamanları gördünüz. Ama ayrıca siz bir Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanısınız, yani eski başkanısınız. Dolayısıyla bu fesih meselesi özellikle önemli. Bir de bir başka açıdan, yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de birinci meşrutiyet kuruldu. Birinci meşrutiyet Abdülhamit iktidara geldi. Yani hatta Mithat Paşalar tarafından getirildi.
Ve o zaman onun meclisi fesih etme yetkisi vardı. Gelir gelmez tersini vaat etmesine rağmen... İki sene sonra. İki sene sonra mı o zaman? Tamam, iki sene sonra feshetti. Bir savaşı ve sonrasını şey gösterdi diye hatırlıyorum. Ve 36 sene mi bir daha seçim falan olmadı. Şimdi bu fesih yetkisi hakkında ne söylüyorsunuz? Çünkü o hal KHK çıkarma yetkisi ve fesih yetkisi beraber aslında şunu demek gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum bilmem. Ben daha bir daha seçim meçim yapmam istersem. İstemezse yapmaz demek. Kesinlikle. Mi acaba? Bilmiyorum ki. Şimdi bu eski anayasada fesih yetkisi var. Kullandı da bunu. Hı hı. Haziran seçimlerinde sonra meclisi feshetmedi mi? Ama şartlar vardı. Hı hı. Yenileme kararı aldı meclisi. Şimdi yalnız buradaki sıkıntı şu. Kayıt ve şart yok burada. Orada işte bakanlar kurulu güven oyu alamayacak vesaire vesaire var. Bu açık. Kesin. Şimdi maddeyi de istersen okuyayım. Orada da yenileme tabiri var. Bakanlar kurulu 113. maddesinde belirtilen güven oyu alamaması ve 99. madde veya 120. maddelerde uyarıcı güvensizlik oyu ile düşürmesi halinde 45 gün içinde yeni bakanlar kurulamadığı veya kurulduğu halde güven alamadığı Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na danışarak seçimlerin yenilemesine karar verir. Ve verdi. İsmail Kahraman'a danıştı. Kararı verdi. Meclis seçime gitti ve netice de aldı diye tekrar iktidara geldiler. Şimdi buradaki sıkıntı, burada bir şart var. İki tane şart var. Güven oyu alacak, almayacak, tekrar kurulamayacak. Burada kayıt şartı yok. Keyfine kalmış. Yani istediği zaman, istediği vakit. Şimdi orada bir oyun yapıyor bu. Diyor ki o zaman ben de seçime gideceğim. O onun tarihi şartı, ikinci şartı. Birinci olan hadise meclisin seçimle yenilenmesi yani fesih. Meclis kendi kendine yenilese olur. Tamam ama bu bir başka otorite, başkan otoritesiyle istediği zaman hiçbir kayıt şartı ileri sürmeden meclisi feshedip. Bunun kelime oyundan lüzum yok. Yenilenmesi demek. Feshedilmeye meclis yenilenir mi ya? Meclis evvela feshedeceksin ki yenilenecek. Yenilenmenin içinde fesih var. Hukukça gayet açık. Bu istediği kadar bağırıp çağırsın. Bu yeni anayasada kayıtsız şartsız meclisi fesih yetkisi var. Yalnız kendinde risk atacakmış da Cumhurbaşkanı olarak seçime gidecek. Gitsin. Yani hem meclis hem de Cumhurbaşkanlığı seçimi beraber bunu bir de olur. Bir fedakarlık olarak sanki anlatıyorlar ama hani ben de fesih oluyorum kardeşim de. İkinci dönemin sonundaysa bir dönem daha baştan başlayacak şekilde yani üçüncü dönemde seçilmesini sağlıyor öyle değil mi? Evet. Yani bu aslında bir fedakarlık veya onun dezavantajı değil. 15 seneye çıkarmak için de yapılabilir bu dediğin doğru. Tabii onun için kullanırlar ama zaten. Şimdi önemli olan şu kimseye danışmadan ve hiçbir haklı gerekçe ileri sürmeden istediği zaman keyfi olarak yapılacak bir hadise. Bu kralların meclisi fesih yetkisine benzer. Abdülhamit örneğini demin ondan verdim biraz. 1876 anayasa ilan edildi. 78'de diyor ki harp çıkacak. Çıktı, o geldi, bu gitti. Ben meclisi feshettim. Ha ama burada tabii yine insafla söylemek lazım ki seçim kararı da aldığı için Abdülhamit gibi 30 sene bunu sürdüremez bir seçim yapılır. Ama hangi cumhurbaşkanı bunu yapacaksa kendisi için olumlu bir tarihte bunu yapacaktır. Müsait tarihte. O onu hesap edecektir. İşte anketçiler var vesaire var tespit edecektir. Tabii meclis ben seçime giderken cumhurbaşkanı da hatta geçen gün duydum onu. Kendi söylüyordu. İki sandık koyacağız. Bir sandıkta Cumhurbaşkanı oylanacak, bir sandıkta meclis diyordu. Bu biraz da bu işin şehveti vardır. Hitabetin. Yani sizi çeken iler. Konuşurken yeni bir argüman bulmak istersiniz. Bir de böyle bir palavra da atarsınız. Bu anayasada açıkça meclisi fesih yetkisi kayıtsız şartsız vardır. Tek orada risk kendisi için
seçime girmektir. Ki orada da başkanım şöyle bir durum var esasen, evet. Yani şöyle bir saptırma yapıyorlar. Diyorlar evet koşulsuz şartsız var. Şu anki durumda ancak hükümet kurulmasa ya da güven oyu alamazsa Cumhurbaşkanı seçim yenileyebilir, eşittir meclisi feshedebilir. Şu anda canı istediği an, ya hiç. Canı istediği dakika seçim yenileme kararı alabilir. Bunu şöyle meşrulaştırma gayesindeler. Efendim seçimler yenilenirse meclis seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi de yenilenecekmiş. Kendisinin niçin böyle bir riske atılmış, döneminden niye kısılmış? İki gerekçeyle, birincisi az önce Kemal Bey'in ifade ettiği gibi. İki dönem diyorlar, yalan söylüyorlar. İki dönemden fazla seçilemez diyorlar, yalan söylüyorlar. 15 yıl bir insan 14,5 yıl bu sistemle başkanlık yapabilir. İki dönem normal seçilir gelir. İkinci dönemin sonunda da Kovira Mula vardı ya Kemal Sunal'ın filminde. Fesheder hepsini. Bir dönem daha seçime girebilir. Üç dönemi cebine koyar. Birinci gerekçe bu. İkincisi ve daha vahimi şu. Bu Cumhurbaşkanı dediğimiz kişi, süper başkan demeyi tercih ediyorum ben ona. Oyların %40'ıyla dahi seçilebilir. %51'e bile ihtiyacı yok. Seçime giren oyların, geçerli, kullanılan geçerli oyların yarısından bir fazlasını almak kafidir Cumhurbaşkanı seçilmek için. Hadi diyelim iyi ihtimal %51 ile seçildi. Meclis dediğiniz yerde 600 tane milletvekili var. Sen bir partinin genel başkanısın, seçilecek başkan her kimsen. O mecliste 4 tane, 5 tane, belki 10 tane parti var ve meclis dediğimiz yer milletin %100'ünü maalesef temsil edemiyor şu anda. O da AKP yüzünden, darbe anayasasına sahip çıkan, seçim barajını düşürmeyen AKP yüzünden, ama %98'ini temsil eden bir meclis var orada. Siz milletin %98'ini temsil eden bir yapıyla milletin en kabadığı %51'ini temsil eden bir yapıyı birbirine fesih yetkisi verip ondan sonra da bu zaten adil bir düzen diyemezsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı zaten daha önce toplam seçmenin %38-40 gibi bir rakamla, değil mi? İşte burada bir başka özellik var. Bu Cumhurbaşkanı partili olacak. Yani bugün bağımsız, tarafsız filan gibi bir takım simgelerle de olsa yalıtılmış bir adam. Şimdi bu yetkiyi verdiğimiz adam aynı zamanda partinin genel başkanı da olabilir. Tabii hiç mani yok. Ve ben inanıyorum ki Sayın 12. Cumhurbaşkanı bu referandumdan evet çıkarsa partisinin, kongresinin toplayacak, partiye kaydolacak ve o partinin genel idare kurulunu da tayin ve tespit edecek o kongrede. Şimdi buradan iki sıkıntı çıkıyor. Partiyle genel başkan olursa, ki olacak, bırakır mı olursa, başkanı? Evet. Söylüyor da bunu. Partiyle genel başkan başkomutan olacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir. İkincisi, bu partili genel başkan partisinin menfaatleri, seçim şanslarını dikkate alarak meclisi feshedebilecek. Hadisenin en vahim tarafı bu. Bir partili genel başkana bu kadar yetki verilir mi? Partisiz de olsa, partili de olsa bana şu bir acayip geliyor. Evet. Şimdi mesela bir seçim oldu. Partisi seçimi kaybetti. Hani yenilen pehlivan güreşe doymaz diye bir laf vardır. 7 Haziran'daki gibi. Başka bir şey, şartlar altında pat diye meclisi feshettim, seçime gittim. Bu durumda şimdi, hele o hal yetkisi de ilan etme hakkı varsa... Evet. O şartlar altında referandum yaptığımıza göre, o şartlar altında da seçim yapılır. Bu takdirde artık belki de Türkiye'de bir daha normal bir seçim yapma. Risklerden biri, onu söylemek istiyorum. Siz bu Sayın Cumhurbaşkanı'na partisini teslim ediyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı bir sürü yetkisi var, şu var, bu var. Bir de parti veriyorsunuz adama. Ve bu adam bunu alacak. Adam dediğim için kusura bakmasın. Genel başkan olarak kongre yapacak. Genel başkan seçilecek. Ve genel idare kurulu koyacak ortaya. Sonra da aday tespit edecek. Bu kadar yetki verdiğiniz bir cumhurbaşkanı parlamentoyu yenileyebilirse parti menfaatlerini gözetmez mi? Kendi menfaatiyle beraber parti menfaati. Makul tarihte, kendileri için olumlu tarihte bunu yapacak. Bu bir. Ama öteki çok önemli. Türk ordularının başkomutanı AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan olacak. Bu dengeleri nasıl koruyabilirsiniz? Türkiye, hadi işte kuvvetler ayrımı yok, yok, biz onlara cevap yetiştiriyorlar. Buna ne diyeceksiniz? Yani bana şu çok dehşetengiz geliyor. Seçim sonucunu beğenmediğin zaman
iptal et meclisi. Böyle şöyle düşünün. Ben AKP'nin genel başkanıyım. Siz CHP'nin genel başkanısınız. Seçim oldu. Siz Cumhurbaşkanı seçildiniz. Ben ana muhalefet partisindeyim. Aday da olmadım Cumhurbaşkanlığına, milletvekili oldum diyelim. Siz bir partinin genel başkanı olarak benim milletvekilliğimi düşürebileceksiniz. Muhalefet partisinin genel başkanlığı komple muhalefetin milletvekillerini düşürebileceksiniz. Kimseyi hapse atmaya gerek kalmayacak işte. Bakan olarak ata geri al. Ne güzel. Şeydi de mesela aynı şey. Ben şeytan avukatlığı da yapıyorum. Yani benim elime böyle fırsat geçti. Bir aşağı yukarı bunun daha 2,5 senesi var. 2,5 senesi var. Değil mi? Ne? Hiçbir şey yapmasın. Duruyor orada. Hı-hı. Seçimler oldu. Hı-hı. Seçimlerde 5 parti meclise girdi. Hı-hı. Hükümeti nasıl kuracak? Koalisyon yapacak. Hı-hı. Başka çaresi var mı? Çünkü meclisten kanun çıkaramaz. En kötüsü meclisten bütçe çıkaramaz. Hı-hı. En az 2,5 sene bir koalisyon idaresi kurmak zorunda. Bunun evet. Bu koalisyon idaresi sırasında herhangi bir sıkıntıya düştüğü zaman, çünkü 10 bakan ona verecek, 5 bakan ona verecek. Sıkıldığı bir anda seçimle yenileme kararı alıp kendisinin partisini tekrar öne çıkarmak istemez mi? İşte ben de onu söylüyorum. Yani şimdi burada şuna güveniyor tabii. Kaçırır mı böyle bir fırsatı? Burada bunu söylediğimiz zaman diyor ki ya hükümeti ben meclisin içerisinden seçmeyeceğim için koalisyona ihtiyacım yok. İşte zaten orada sistemin çarpıklığı. Yani bak, meclisi hiç kullanmadan o zaman ben kararnameyle idare edebileceğim demektir bu zaten. Hayır. Şimdi bak bu şey söyleyeyim. Bakanlar kurulu seçerken o meclisteki temayüleri dikkate almak zorunda. Güveni alsın olmasın. Meclisin çoğunluğuyla ilgili. Tabii başkanım tezatlar burada zaten. Bir taraftan diyor ki hayır kararnameyle yönetmeyeceğiz. Bir taraftan da diyor ki mecliste başkanın partisi çoğunluğu sağlamazsa zaten meclise ihtiyaç yok. Hükümeti dışarıdan seçeceğim için ben kararnameyle yönetirim. Hani kararnameyle yönetmeyeceğim? Bütçeyi ne yapacak? Hani meclis bütçeyi bir yıl öncesinin bütçesiyle idare eder. Şimdi dolayısıyla sayın seyirciler buradaki bütün bu konuşmalardan dinlediğim kadarıyla artık bu işin tehlikelerini konuşuyoruz. Bu Türkiye'nin demokrasisinin son bulmasıyla ilgili bir seçim olma ihtimali, bir referandum olma ihtimali taşıyor. Efendim insanların tamamı iyi niyetli olursa mesele yok. Ama bir sistem kurarken insanların iyi niyeti üzerine kuramazsınız ki. Yarın kötü niyetlisi gelir ya da belki siz de kötü niyetlisisiniz. Bir insana kaybettiği bütün seçimleri iptal etme yetkisi verilir mi canım? Yani öyle bir şey var ise o ülkeye artık demokrasi şimdi de demek zor ama yani demokrasinin D'si de kalmayacak. Bundan sonra seçim de olmayacak demek. Bu yani. Aslında şu kadar büyük bir saçmalık. Ceza kanununda adam öldürmek suçtur. Yahu niye suç olsun kaldıralım? İnsan olan adam öldürür mü zaten? Kaldırıverelim. Öldürüyorsa da o onun ayıbı. Yani bu anlayışla anayasa yapıyorlar. Yapmaz ki canım niye yapsın? Koy o zaman oraya. Ama şimdi bakın başka bir mesele daha var. Şimdi biz bunu kendi içimizde maalesef böyle konuşuyoruz ve insanların bazıları da buna canım diyor ki mesela adama soruyorsun. Ben Tayyip Bey'e güveniyorum diyor. Ona vereceğim tekrar diyor. Benim için mühim değil falan. Böyle diyen epeyce de bir seçmen var şimdi AKP'lilerin içinde. Gel gelelim ama Türkiye'nin içinde ve dışındaki insanlar bu ihtimale binaen bakın neler yapıyorlar. Şu anda Türkiye bütün bir Avrupa, Asya, abi Afrika'daki bazı ülkelerle henüz kavga etmedik. En son İsviçre ile kavga ettik. Efendim, bakın hepsi Türkiye'ye cephe almış vaziyette. Ve niçin Türkiye'nin bu yöntemle demokrasi dışı bir ülke olarak son derece zayıf olduğunu gördükleri için bunu yapıyorlar. Mesela gösterelim işte Amerika YPG'ye Javelin denilen cirit yani denilen özel tank savar füzeleri verdi. Şimdi bu inanılmaz bir şey. Bu geçen seneden itibaren veriliyor esasında. Bakın böyle bu şey. Şimdi bu füzeleri sana satmıyor Amerikan Kongresi. Yani peki Rusya ile olan ilişki öbür taraftan
Afrin'de işte hemen Hatay yakınında Rus ordusunun subayları YPG bantlarıyla duruyorlar. Yani bir bunu da göz işte orada. Bu sadece yurt dışında olan şeyler. Avrupa Birliği ile zaten koptuk gibi. Yani Avrupa Birliği, Rusya, Amerika bunların tamamıyla Suriye, İran böyle gidiyor. Hepsinden düşman olmuş vaziyetteyiz. Efendim başka bir şey daha var. Bakın geçen hafta yerliler, onu da ben söyleyeyim. Yerli kuruluşlar yani. İnanılmaz miktarda döviz almaya başladılar tekrar. Bunu da rakamlardan görüyoruz. Şimdi herkes bu referandumun sonucundan kendine bir kar çıkarmaya çalışıyor ve herkes Türkiye'nin çok zayıfladığı üzerine oynuyor. Niye insanlar deli gibi döviz alır? Çünkü zayıfladığını düşünür bu şeyden sonra. Evet, çıkmasının durumunda sonuçları ne olur sizce? Yani bu Türkiye'nin önümüzdeki günlerde demokrasi için söylemiyorum, varlık beka sorunu açısından bir riski var mı? Ne olur? Şimdiden Türkiye kuşatılmıştır ve yalnız bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ben bu kadar kuşatıldığı bir dönemi askeri idareler zamanında bile rastlamadım. En azından askeri idareler NATO'ya bağlılık konusunda teminatlar verirler. Bu yalnızlık o kadar arttı ki 12. Cumhurbaşkanı önce bazı devletlerle meydan okuma, kavga etmeye girişmişti. Şimdi kıtalarla uğraşıyor. Avrupa kıtası diyor. Ve Avrupa'yı suçlarken son zamanlarda onların çok da alıngan olduğu bir başka noktaya dokunuyor. Sizin diyor yaptığınız Haçlı Seferi'dir. Bugün baktım diyor ki siz Vatikan'a niye gittiniz diyor. Vatikan bir devlet. Avrupa Birliği de bir devletler topluluğu. Kendisi Avrupa Birliği ile ilgili anlaşmayı Vatikan'da imzalamadı mı? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Hepsi doğru. Hı. Vatikan Büyükelçisi de var Türkiye'de. Devlet Vatikan ciddi bir devlet hem de. Hatta iddia ediliyor ki dünyanın en zengin devleti. Ve imkanları olan bir devlet. Vatikan'la savaşmaya girişmek için yeni bir şey bulmuş Haçlı Seferleri. Zaten Avrupa Birliği getirecek diye belki de yapıyor. Hayır, Avrupa Birliği Haçlı Seferlerinden, Engizisyon'dan korktuğu için bu kulübü kurdu. Ve biz bu kulübün çok önemli bir üyesiyiz. Farkında değil o. Avrupa Konseyi'nin mesela. Avrupa Konseyi'nin 1949'da kurucu üyesiyiz. 1959'da Türkiye Avrupa Birliği'ne başvurdu. O zaman Avrupa Birliği Altılar Hareketi'ydi. Yassıada Mahkemesi'nde Fatih Üçlü dedi ki nasıl başvurulacağını bilmediğimiz için Dışişleri Bakanlığı'ndan rica ettim. Dışişleri Müsteşarı'ndan Yunanistan'ın müracaat formunu getirttik. Başvurduk. Düşün 59 senesinde. Avrupa Birliği'nin talep eden Türkiye Cumhuriyeti ta kaç seneden geliyor? Aşağı yukarı onun kuruluş aşaması, 64'te onların kuruluş aşamasına başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti bugün itilip kakılıyorsa devlet olarak bize olan husumetlerinden değil güvensizlikten ortaya çıkıyor. Hem Sayın 12. Cumhurbaşkanı'na hem partisine. Onun Avrupa Birliği'nden ve Avrupa Konseyi'nden ihraç edilmeyi hedeflediğini düşünüyorlar. Zaten beni atın demeye mi çalışıyor? Bu benim bir kanaatim değil, bir bilgim. Şimdi çok önemli olarak Avrupa Türkiye'nin makas değiştirmesinden korkuyor. Yön değiştirmesinden korkuyor. Ve o siyasi İslam'a doğru hızla kaydığını farkında. Ayrıca zannediliyor ki bugün Sayın AK Parti mahafilinde diyelim. Bizim tavrımızdan, bu hükümetin düşüncelerinden, Sayın Cumhurbaşkanı'nın projelerinden bir haberler. Dünyanın en iyi istihbarat örgütleri Avrupa'da. Birbirinde değerli Avrupa Birliği'nin üyelerinin istihbarat örgütleri. Başta Fransa, Almanya olmak üzere, İngiltere olmak üzere. Nefes alışımızı biliyorlar. Almakta olduğumuz kararları biliyorlar.
ve şemaları çıkarmışlar. Şematik olarak da biliyorlar. Evet. Süremiz biraz azalıyor. Türkiye burada, büyük sıkıntı da şurada. Söylediğim lafın altını çizerek bir kere daha söyleyeyim. Bu Sayın 12. Cumhurbaşkanı'nın politikası siyasi İslam politikasıdır. Radikal İslam politikasıdır. Ve o cepheye kayma politikasıdır. Beyanlarını baştan beri takip ederseniz o beyanların içerisinde çok önemli ipuçlarını bulursunuz. Tavsiye ederim, deneyin. Yaptığı konuşmalar var. Onunla beraber bu konuşmalara katılanlar var. Ve dikkat ederseniz Avrupa Birliği'yle mesafeyi açmaya çalışıyor. Avrupa Konseyi'yle mesafeyi açmaya çalışıyor. Mesela idam kararı. İdam cezası eğer çıkarsa Türkiye Avrupa Konseyi'nden ihraç edilir. Olmazsa kırmızı hattıdır Avrupa Konseyi. Hı. Avrupa Birliği'ni demiyorum. Hı. Onu çıkarmak için yine bugün konuşuyordu. Ona katılan bir parti de var maalesef. Hı. İdam cezası nedir? Bir devletin tasarlayarak cinayet işlemesidir. Kabul budur ceza hukuku çağdaş. Peki idam cezası getirirseniz gerisine gelecektir? Rejim gelecektir. Rejim edecek kadınları. Arkasından ne gelecek? Kol kesme. Siz bayağı ciddi bir şeye doğru gidecek diyorsunuz. Öyle çok ciddi bir tehlikeye tecrübemle, bilgimle dikkat çekiyorum. Anladım. Vaktimiz çok kısaldı. Böyle bir iki dakikada cevap vermek kaydıyla. Hakikaten bu şimdi Sayın Cindoruk diyor ki bu yapılanlar hani Batı ile olan didişme aslında bir oy hesabıyla referandum için geçici olarak yapılmıyor. Daha başka bir amacı var. Bunun Batı'dan tamamen kopmak isteniyor. Ve galiba dünya da bu işi böyle gördüğü için Türkiye'ye mesela artık Türk hava alanlarından işte elektronik alet yasakları geldi. Trans, hem de birkaç Arap ülkesiyle birlikte. Hiç hangi ülkelerle? Evet. Dolayısıyla herkes de size o şekilde muamele yapmaya başladı. Bunun ve bunun dışında başka bir Türkiye ile bu şeyin referandumun eğer evet çıkarsa olumsuz sonuçlarını çok kısa yani sayabilir misin sen? Çok kısa şundan bahsetmek gerekir. Rejim değişikliği, rejim değişikliği diyoruz. Bunu boşa demiyoruz. Çıkıyorlar meydanlarda, ben 15 yıldır iktidardalar. Bunun 14 yılında bir kere Atatürk lafını hiç kimsenin ağzından duyamamıştım. Son 6 ayda maşallah benden daha Atatürkçü bir hale geldi sevgili iktidarımız. Eğer ki biz burada rejim değişikliği dediğimiz şey şudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin adında Cumhuriyet kalmış olması bu rejimin aynı kalacağı anlamına gelmez. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmadığı müddetçe bunun adı rejim değişikliğidir. Ve eğer buradan bir evet gelirse ne acı ki bunu ifade etmekte hiçbir sakınca görmüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bu ilkeler çerçevesinde kurduğu ve bugünlere getirdiğimiz bu rejimin sonu gelir. Bambaşka, karanlık, sonu belli olmayan ama yani sonu belli olmasa bile demokratik olmayacağını konusunda hiç kimsenin bir argüman üretemeyeceği bir rejime geçmiş oluruz. Ve Sayın Cindoruk'un da ifade ettiği gibi idam vesaire gibi şeylerin dillendirilmesi hem çok ucuz hem çok tehlikeli. Eğer bunu sadece iç seçim için yapıyorlarsa bu bir intihardır. Daha büyük bir planları daha büyük bir plan çerçevesinde yapıyorlarsa da buyursunlar yapsınlar, biz buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz. Son iki dakikamız kaldı. Bu seçimle ilgili insanlara ne söylemek istersin? Onu sormuş olayım. Sera Hanım'ın söylediklerine katılıyorum. Yani örtülü bir rejim değişikliğidir bu. Ama rahat olmak lazım. Buradan evet çıkmayacak. Diyorsunuz. Buradan hayır çıkacak. Çünkü AKP'nin kendi seçmenlerinde bile Avrupa Birliği'ni destekleyenlerin sayısı %50'ye yakın. Yani o Atatürk'ün bahsettiği muasır medeniyet seviyesi zaten Avrupa Birliği'dir bugünkü anlamıyla Türkiye için. Ve hayır verecek olanları da AKP'nin daha çok üniversite mezunu olan beyaz yakalı dediğimiz seküler tarzda yaşayan seçmenleri. Bu sefer sadece bizim gibi insanlar değil, işte CHP'liler, HDP'liler değil, AKP'liler de dur diyecekler. O yüzden buradan evet çıkmayacak. Evet. Evet, sayın seyirciler, ben de son birkaç saniye için şöyle özetleyeyim. Konuştuklarımızdan
hayırın büyük bir şansı olduğu ama rehavete kapılmadan her türlü hileye uğurdaya karşı sandıklara sahip çıkarak herkesin ama herkesin bir oy bile bazen önemli. Türkiye'nin kaderini tayin etmiş olan geçmişte bazı ve muhalefetin kazandığı referandumlarda 0. bilmem kaçla kazanıldı. Ve Türkiye'nin rejimi kurtuldu. Aynı şey yeniden olabilir. Onun için sandığa muhakkak gitmek lazım. Sandığı sahiplenmek lazım. Ve buradan açıkça gözüküyor ki bu bir rejim, bu bir demokrasi. Demokraside belki de göreceğimiz son sandık eğer kötü sonuç çıkarsa. Ve bu Türkiye'nin Orta Doğu ülkesi olmaya itilmesine karşı son direniştir. Ve burada son derece şanslı bir pozisyonda Türkiye'nin geçmişi, geleneği ve halkı, bunun içinde AKP'liler de var, buna karşı çıkacak diye düşünüyoruz, öyle söyleniliyor. Yani dolayısıyla ama herkes bunun ne kadar önemli bir seçim olduğunu düşünmeli ve asla ve asla canım bir şey çıkmaz, bir oydan ne olur dememeli diye düşünüyorum. Benim de özetim böyle. Efendim yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın. İyi bir hafta dilerim. Çal bir İzmir marşı.